ani tansiyon yükselmesine bağlı olarak beyne giden damarlarda pıhtı atması olmuş. Felcin sebebi bu. Ama iyileşecek benim kocam değil mi doktor bey? Maalesef pek umut verici konuşamayacağım. Tabii tedaviye devam edeceğiz ama eski haline dönmesi neredeyse imkansız. Benim aslanlar gibi, kapı gibi kocam böyle bitki gibi mi yaşayacak yani? Yalnız böyle konuşmayalım. Kendisi duyabiliyor. Morali bozulmasın. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Ya hayır, yani benim anlamadığım Sadri babanın böyle bir anda neden tansiyonu çıktı? Yani neden böyle bir anda felç geçirdi? Bir şey olmasına gerek yok aslında. Ne bileyim, ilacını almamıştır. Ah amcam, ah! Aldıysa geç almıştır. Dedeciğim, dede. Ne oldu, iyi misin dedeciğim? Dede. Neden konuşamıyor ya? Felç geldi. Bundan sonra böyle maalesef. Gerçekten mi? Dedeciğim sen hiç merak etme, iyileşeceksin. Ben sana en iyi doktorları tutacağım, söz. Bir şey mi istiyorsun dedeciğim? Bana bir şey anlatmaya çalışıyor ama anlamıyorum ki. Evet, Ejder amca ile Macide abla. Ah, buradayız. Amcacığım, buradayız. Şey ya, şimdi bütün ailecek burada toplandık ya böyle tek bir yumruk. Onu şey yaptı tabii, çok duygusuz. Canım benim ya, vallahi kıyamam. Kıyamam. Konuşamıyordu tabii. Zorlama kendini Sadri. Dedeciğim. Yorma kendini ama bak böyle durumda yorma kendini. Boş ver.